Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şark Türkistan ve Dünya Kündertifiyle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynem sizdiktanlar ekranımızda bulsun. Hindistan Xitayga qarshi Vietnam bilan hamkorlashdi. Hong Kong xabarlari to'g'rining 27 dekabrdagi xabarda bildirilishicha Hindiston Vietnamga darajadan tashqari boshqarilgan bomba setib bermoqchi bo'lgan. Xabarda bildirilishicha Xitoy Hindiston chegarasidagi to'qunish hal qilinmagachqa Hindiston Vietnamga Brahmos nomli ovozdan tiz xosiyatli boshqarilgan bombasini setib berish orqali Xitoyning asoslik shaharlarini nishonlab, Xitoyning diqqatini Himalaya tig'iga yotgan Xitoy dengiz armiyasining janubiy dengizdagi kuchini ojizlashtirishni planlagan. Bildirilishicha Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan Vietnam bosh ministri Nguyen Xuan Phuchening 21 dekabr o'tkazilgan silliq uchrashuvida Xitoyning Hindiy tinch okean rayonidagi tajovuzchilik harakatining ko'payganligi bayon qilingan. Hamda ikki taraf birlikda tirishib Hindiy tinch okean rayonining tinchligini saqlashga kelishgan. Vietnam, Hindonoziya, Tayland, Singapur va Filippin qatorliq davlatlarning hammasi Xitoyning kengaymachiligiga taqobil turish uchun suv osti paroxoti, kurashchi aeroplan yoki quruqlikda qo'yib berilgan boshqarilgan bomba haqida izlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Brahmos nomli boshqarilgan bombani Hindiston bilan Rossiya birlikda tadqiq qilib yasab chiqqan bo'lib, bu boshqarilgan bombaga 300 kilometrlik yadro o'q beshini saplashga bo'ladi ekan. Shundaqlik sur'ati ovoz sur'atining 3 hassasiga teng keladi ekan. Mazkur bomba Xitoy aviamatkisini o'z ichiga olgan dengiz armiyasi nishonlariga ajallik tahdid ekan. Trump Tayvan va Tibetni qo'llashni kengaytirish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Amerika ovozining 29 dekabrdagi xabarida bildirilishicha Trump Tayvan va Tibetni qo'llashni kengaytirish qonun loyihasiga imzo qo'ygan bo'lib, Xitoy Amerikadan o'zining ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qildi. Xabarda qayd qilinishicha Amerika prezidenti Trump 27 dekabr Tayvan bexatarlik qonuni va Tibet siyosiy va uni qo'llash qonunini o'z ichiga olgan 2021 yillik moliya hamkorligini taqsimlash qonun loyihasiga imzo qo'yib, Tayvan va Tibetni qo'llashni texnik mukammal aytgan. Buningga qarata Xitoy qat'iy qarish turganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Chao Lijian dushanba kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida norozilik bildirib, Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishi. Hech qanday tashqi kuchning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Amerika Tayvan masalasidan foydalanib, ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishi kerak. Xitoyning manfaatiga ziyon yetkazadigan salbiy mazmun va moddalar Xitoy-Amerika munosabati va Tayvan bo'g'izining muqimligiga og'ir ta'sir ko'rsatdi degan. Bildirilishicha Trump yakshanba kuni jami 2 trillion 300 milliard dollar mablag' ajratish qonun loyihasiga imzo qo'ygan bo'lib, buning ichida Xitoy virusiga qarshi turish va qutqizish loyihasi Millionlagan amerikaliklarni issizlikdan qutqizish, federatsiya hukumatining mablag'i va Tayvan kafolati qonuni, Tibet siyosati va uni qo'llash qonuni qatorliklar bor ekan. Tayvan bexatarligi kafolati qonunida Amerika hukumatini Tayvanga qurol setishni normallashtirishga, Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishini qo'llashga va davlat ishlari mahkamasining Tayvan bilan bo'lgan munosabatini ko'zdan kechirishga chaqirilgan. Tayvan prezident ishxonasi inkas bildirib, Trump vazifa o'tgan mazgilda 11 qitim qurol setib berganligiga rahmat aytgan. Tibet siyosiy va uni qo'llash qonunida Tibet xalqining Tibet ma'naviy dohisi Dalai Lamaning izbosarini tanlash huquqi borligi qayta ta'kidlangan bo'lib, Dalai Lama va boshqa Tibet buddist rahbarlarining qayta saylanish musobaqasiga aralashishga uringan har qanday Xitoy amaldori Amerikaning jazolash obyekti bo'lganligi Jazaning Amerikadagi mol-mulklarini to'ngiltishni o'z ichiga oldiganligi, shuning bilan bir vaqtda ularning Amerikaga kirishining cheklanganligi bildirilgan. Bu qonun loyihasi yana Amerikaning Tibetning Lhasada konsulxona qurishiga ruxsat qilganiga qadar Xitoyning Amerikada qo'shimcha konsulxona qurishining cheklanganligi bildirilgan. Alma shirkatining Sharq Turkistondagi majburiy amgakdan foydalanganligi oshkorlandi. Washington Post gazetasining 29 dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Alma shirkatini Yanfon ekrani bilan ta'minlab kelgan Xitoydagi Lenis texnika shirkatining Uyg'urlarni majburiy amgakka solganligi oshkorlangan. Bu haqda dokument e'lon qilgan texnika oshkorligi qurilishi tashkilotining boshlig'i Katie Paul, bizning tadqiqotimiz shuni isbotladiki, Alma shirkati ta'minlash zanjiridagi majburiy amgak shirkatning qabul qilish doirasidan halqib ketgan deganlarni bildirgan.
Alma şirketinin bayanatçısı bu hafta toktulup, Lenis Texniki şirketinin Şarkı Türkistan'dan hiç kandak işçi yötkeme gerlekeni delilli gerlekeni etkan. Ve kaidi nizamlarımızga xalaplık kılış, hemkarlıkını toktuşku okşaş iğir akıbetlerini keltürüp çıkırdı diyen. Nöbette Lenis Texniki şirketi mecburi emgek hakkıdaki ayıplaşlarına işbadı bildirmeyen. Ama Xitay Taşkı İşler Ministerliği Washington Postçisi gezdiğe bu ayıplaşının mas gelmeydiğallıkını eğitip bayanat ilan kılgan. Xabar diyene Lenis şirketinin Tesla ve Amazon şirketi üçün mü zapcas işlep çıkardığallıkı her işki şirketinin bu axtaki suallarına cevap verişten özünü kaçırgallıkı bildirilgen. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Uyghurlarını Xitay'a kaytırmaydığallıkı hakkıda vaadi berdi. Xabariyeti torunun xabirde bildirilişe Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu 30. dekabr Xitay Türkiye cinayetçilerini ötküzüp biriş kilişimi hakkıda muhbirlerinin suallarına kısqıça izahat verdi. Mevlut Çavuşoğlu cevabı da Türkiye 2017 yılı Xitay bilen bu kilişimini imzalıgan. Ama Türkiye parlamenti bu kilişimini tehi tasdiqligini yok. Türkiye nurgun devletler bilen cinayetçilerini ötküzüp biriş meselesi ya ki adliye hemkarlıkı cihette kilişim tüzdi. Türkiye'nin Xitay bilen tüzüşken kilişimini Türkiye Uyghurlarını Xitay'a ötküzüp biridu deb izahlaş toğru emez. Xitay hazırgıca Türkiye'deki Uyghurlarını ötküzüp biriş talepini otturgu koygan bolsa mı, bırak Türkiye hazırgıca Uyghurlarını Xitay'a tapşırıp bergeni yok. Biz bu meselede terörciler bilen bigunah kişilerini periklendiriş gereklikini, terörlüğünün suistimal kılınmaslığı gereklikini takitlep geldik. Biz Xitay'a ve başka devletlerge terörlükü karıştırış bahanesi bilen bigunah kişilerge ziyankeşlik kılışını kubul kılmaydıqallıkımızını eğitip geldik. Bu xil kilişim hemme devletler bilen imzalandı. Bu kilişim Uyghur Türklerge karıtılmıgan. Cinayetçilerini ötküzüp veriş üçün tüzülgen adetteki kilişim hesaplandı. Bu kilişimini tasdiqlaş parlamentinin ihtiyarlıkıdaki iş digerlerini bildirdi. O söz diyene Türkiye'nin Uyghurlarını Xitay'a herkes kaytırıp vermeydiqallıkı hakkıda vaadi bergen. Xitay'ın korallık güçlerini yallap Amerika askerlerine hücum kıldırganlığı ilgiri sürüldü. Anadolu Haber Agentliği'nin 31. dekabrdaki haberde bildirilişçe Amerika Prezidenti Trump bir neçe gün burun yeni malumat tapşırvalgan bulup, malumatta Xitay'ın devletsiz korallık güçlerine pul verip, Afganistan'daki Amerika askerlerine hücum kılışkı buyruganlığı kayıt kılıngan. Haberde görüntülüşçe Xitay iktisadi yardım beriş ya ki mükafatlaş vasıtası bilen Afganistan'daki devletsiz korallık teşkilatlarını Amerika armiyesine hücum kılışkı buyurgan. Ama bu teşkilatının Taliban ya ki MS'deki tilgi elinmigan. Bu malumatını Aksaray Devlet Bihaterlik Meslekçisi Robert O'Brien Prezident Trump'ı yetküzgen bulup, nöbette bu akta tekşürüş başlanıgan. Haber diyene bundan burun Rusya'nın Amerika askerlerini öldürüş üçün Talibanlarını pul bilen temelli geldiği bildirilgen. Wuhan'daki yukumunu haber kılgan Xitay jurnalizmi kamak cezasına uçuraştın saklanılmadı. Xitay'nın Hubei ülkesine karşılık Wuhan şehirde oturga çıkan Xitay virüsü yukumunu haber kılgan Xitay jurnalist 4 yıllık kamak cezasına hüküm kılındı. Cenubi Xitay etigellik gezdiğinin haberine asaslanğında Şanghay'daki bir sot mahkemesi 37 yaşlık jurnalist Jiang Chen'ni cemiyetini malaman kılış ve kutrat kulu kılış cinayeti bilen ayıplab cezaya tartkan. Jiang'nin advokati Jiang Keke elan kılgan bayanatıda jurnalistinin Wuhan'daki Xitay virüsü yukumu doğrusu kılgan haberi sebebidilla 4 yıllık kamak cezasına hüküm kılınganlığını bildirdi. Advokat Jiang ötken may ayında kolga elingan jurnalistinin bir neçe aydın beri açlık elan kılganlığını bildirip, salametliki nacarlaşkan Jiang'nin çaklık uğrunduk bilen sotku katnaşkanlığını etti. 37 yaşlık Jiang fevralının 5'ide Wuhan'ga bargan ve Xitay virüsü yukumu doğrusunda nak meydan tarıkıtış berip, dairelerinin virüsü karşı duruş usulünü tenkit kıldığan makalı yazgalıqı sebebiden may ayında kolga elingan idi. Şanghay'da duruştuk Jiang Wuhan'ga barganda özü şahit bulgan işlerini Twitter, YouTube ve başka ictimai alaqı supalarda nak meydandan bivası tarıkatkan idi. Xitay'nın 2019 yılı 13. ayda Wuhan şehirde payda bulgan ve kısa vakit içinde 200'den artık devlet ve rayonu tarqalgan Xitay virüsü yukumu hakkında internet ve ictimai taratkularını katlıq kontrol kılış ve yolu koygan izkoglap razvitki kılış kılmışı Xitay'nın yukum doğrusudaki haberlerini yuşurganlıqı doğrusudaki ayıplaşlarına yol açkan idi. Trump, Tayvan ve Tibet'ni kollaşını kengaytış kanun lahisiga imza koydu.
Amerika Avazı'nın 29. dekabrdaki haberde bildirilişçe Trump, Tayvan ve Tibet'ni kollaşını kengaytış kanun layısıge imza koygan bulup, Xitay Amerika'dan özünün içki işleriga aralışını toxtışını talep kıldı. Haberde kayıt kılınışça Amerika Prezidenti Trump 27. dekabr Tayvan bihaterlik kanunu ve Tibet siyasi ve onu kollaş kanununu öz içige algan 2021 yıllık maliye hamkötünü taksimleş kanun layısıge imza koyup, Tayvan ve Tibet'ni kollaşını texamu kengaytken. Bunun qarata Xitay qat'iy qarish turdiganligini bildirgan. Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Chao Lijian dushanba kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida norozilik bildirib, Tayvan masalasi Xitayning ichki ishi, hech qanday tashqi kuchning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Amerika Tayvan masalasidan foydalanib, ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishi kerak. Xitayning manfaatiga ziyon yetkazadigan salbiy mazmun va moddalar Xitay-Amerika munosabati va Tayvan bo'g'izining muqimligiga og'ir ta'sir ko'rsatdi degan. Bildirilishicha Trump yakshanba kuni jami 2 trillion 300 milliard dollar mablag' ajratish qonun loyihasiga imza qo'ygan bo'lib, buning ichida Xitoy virusiga qarshi turish va qutqizish loyihasi, millionlagan amerikaliklarni ishsizlikdan qutqizish, federatsiya hukumatining mablag'i va Tayvan kafolati qonuni, Tibet siyosati va uni qo'llash qonuni qatorliklar bor ekan. Tayvan bexatarligi kafolati qonunida Amerika hukumatini Tayvanga qurol sotishni normallashtirishga Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishini qo'llashga va Davlat ishlari mahkamasining Tayvan bilan bo'lgan munosabatini ko'zdan kechirishga chaqirilgan. Tayvan prezident ishxonasi inkas bildirib, Trump vazifa o'tgan mazgilda 11 qitim qurol setib berganligiga rahmat aytgan. Tibet siyosiy va uni qo'llash qonunida Tibet xalqining Tibet ma'naviy dohisi Dalai Lamaning izbasarini tanlash huquqi borligi qayta ta'kidlangan bo'lib, Dalai Lama ve başka Tibet Buddhist rehberlerinin kaydı sayılmış musabisiyle aralışıqı orunğan her kanda Xitay emeldari Amerika'nın cazalaş obyekti bulduğallıqı. Cazanın Amerika'daki mal mülüklerini tonultuşunu özçüge aldıqallıqı, şunun bilen bir vaqtta onlarının Amerika'ya kirişinin çekilindiğallıqı bildirilgen. Bu kanun lahisi diyene Amerika'nın Tibet'nin Lhasa'da konsulxanı kuruşuğu ruhsat kılganğa kadar Xitay'nın Amerika'da kuşumcu konsulxanı kuruşunun çekilindiğallıqı bildirilgen. Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmasligi zo'r axloqiy mag'lubiyat. Washington Post gazetasi 28 dekabr e'lon qilgan maqolasida Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmaganligini zo'r axloqiy mag'lubiyat deb sifatlagan. Maqolada ta'kidlanishicha, bu arizda Xitoyni Xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi emas degan sababni ko'rsatgan Xalqaro jinoiy ishlar sudi ikki xil o'lcham qo'llangan. Maqolada uning sababi qaramoqqa yo'llukda ko'rinsimi, biroq bosh taftish Bensodaning Xitoyga ko'rsatgan iltifotni o'xshashli xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi bo'lmagan Amerikaga ko'rsatmaganligini bildirgan. Xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni irqiy qirg'inchilik masalasida tekshirmasligi zo'r axloqiy mag'lubiyat mavzuli maqolada uning Amerikaning Afg'onistondagi harakati CIA'ning Yevropadagi turmalarga hujum qilganligi Amerika hükümeti Afganistan'daki vakanı tekşürüp birkaçı kişini cezalıgan bolsumu, bırak Bensouda'nın bunu yeterlik deb qaramaganlığını bildirgen. Makalede tekilinişçe Amerika'nın cezasını yeterlik deb qaramagan Bensouda, Xitay sud mahkemelerinin Uyghurlarını aktif bastırıvatqanlığı dair delillerini körmeske salgan. Mezkur makalede Amerika'nın dilosu 15 yıl burunki 80'lik kurbanga münasibetlik uruş cinayetiga alaqadar dilo ikkenligi, lekin Xitoyning millionlarcha qurbonga sistemalik tan jazosi berish, bosqinchilik qilish, majburiy amgak tug'mas qilishdek vahshiyliklar bilan ayblanayotganligi ta'kidlanib, shak shubhisizki sotning Uyg'ur masalasida o'zini qochirishi zo'r axloqiy mag'lubiyat turi deyilgan. Biz Anqara Hojatepa universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi va strategiya mutaxassisi Shundaqla Uyg'ur tadqiqot instituti raisi doktor Erkin Akramdan xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitoyni irqiy qirg'inchilik masalasida sotlashni rad qilganligi haqidagi fikrini so'radik. U savolimizga javob berib, mundaq dedi. Bu 2002'de Danxada qurilgan xalqaro jinoyat ishlar sudining asosiy ishi shu urush jinoyatchilarini sotlash va shundaqla irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib borgan devletlerine sotlaş veya hükümetin sotlaş. Ama bu da ki bu red kılışı, yani bu talepke karşı bu red kılışı en başta Xitay'ın ki bu mahkemeye eza bombanlığını oturup koyup bunu kılamaylanlığını davet ediyor.
Onlardan başka bu Tacikistan ve Kampuçya devletlerinin ki Uygurlarını Xitay'a kaytır biriş ve onlarının ki akıbetinin ki kandak boğanlığını mı tekşireşini mi talep kılınan bunu mu şu hazırkı vaziyetlerinin ki mas kemigenliğini bu Tacikistan mı bu sotunun ki ezası. Bulutmama virüs, Wuhan virüsünü küstüp durup hazırca kıyım boğanlığını davet etti. Aslında 2018'de Muşu Burma'da yaşavatkan Müslümanlar, Arikan Müslümanlarını ulağımı zulüm ilip bağan ve ulağımı Bengal devletine keçip bağan ahvallarını sotlıgan ve bunun gıma teşrep ve inikilap tırışkan. Bir yeri ki gencağı da kılamayımız davet etti. Hem de eğer de Xitay bek çok devlet, hem de bizim azamız emez deyilgan bolsa, o vaxta da buldu üçüncü ayda, misalga Amerika'nın ki Afganistan'da uruş cinayeti işlerini ilip bağlan deyip, onu mu tekşüreşine başlayan. Demek ki bir yerde bir adaletsizlik, bir ahval mı var bir yerde? Bunda bir takdirde hem de bunun dinkinki faaliyetle devamlı bu okşayışını kılıç yani sotka her yine deliller tapmamakta da sotka yine müracaat kılıç lazım. Çünkü bu işler bir kıtım red kılınışlarla tokta kılıçının ki bunda bir akıbeti bulması lazım. Devamlılık kılıç lazım. Hem de bir yerde bu mahkemelerde müracaat kılıçının ki maksat eğer de Xitay'ını sotlayımız dediğim niyet bulsa hazırkı peyde Xitay cinayetçilerine tutup ekiliş, başta bunu tekşireş ve tutup ekiliş ve kıyın hem de. Xitay mı sotkı mı kemeydi ve sotunun azası bu muhaşka ben red kılmen de unmaydı. Ama bir günü bulmuşsa bir günü bu kılış mümkün. Mümkün. Bunu mu oylap durup yani bu hıl faaliyetlerine yine devam kıldırışının ki çık paydası var deyip oylayma. Eğer de Xitay'ını yalnızla cinayet bile eyipleş ve halkırada bulup mu halkıra siyasi halkıra cemaatlerinin arasında Xitay bir ırkı kırgıncılık ilk bağlan 21. esirde insaniyetke uygun bulmadan, maslaşmadan bir cinayet işleyen devlette namı aldırış ve bu tamğını urduruş olsa niyet bu vaxtı da bunu yanı tırışıp kılış lazım. Bir iş kişinin içi de bunda bir özgürlükle buluş mümkün. Belki Xitay mı bunda devamlı güçlük bulup ve devamlı eminim red kıldıkan ehvalladın mı kıçıp buraya gibi aramaydı deyip oylayman. Yaponiya Amerika bilan Angliyani Uyg'urlar haqidagi axborot bilan ta'minlagan. Hong Kong taratqularining 30 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamaganligi haqida Amerika bilan Angliyani axborot bilan ta'minlagan. Xabarda Yaponiya Amerika munosabatiga yaqin va tunishliq bir kishining so'zi naql keltirilgan bo'lib, Yaponiya Amerikani Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligi haqida axborot bilan ta'minlagandan keyin, Washington Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligi to'g'risidagi tanqidni kuchaytirgan. Angliya keyin Amerikaga qo'shilib, bu masalada Xitoyga besim ishlatgan. Yaponiya bo'lsa Xitoyni oshkora tanqid qilmay, faqat Uyg'urlarning vaziyatiga yaqindan diqqat qilayotganligini bildirib kelgan. Bildirilishicha, Yaponiya Shimoliy Koreya bilan Beijingning kunsiri kuchayotgan tahdidiga texnik muvofiq usulda taqobil turish maqsadida jimjit holda parda orqasidagi ittifoqdoshlar bilan hamkorlashishga boshlagan bo'lib, besh ko'z ittifoqi bilan axborotdan o'rtoqlashish kelishimini ijro qilib kelgan. Xitay Yaponiyaning eng chong savdo hamrohi bo'lib, Yaponiya Xitay bilan bo'lgan do'stona munosabatni saqlab qolish ustida izlanish bilan birga Amerikadan iborat bexatarlik ittifoqdoshiga ziyon yetkazishdan saqlanishga tirishib kelgan. Xitay Amerikani Tayvandagi mustaqillikni qo'llaydiganlarga xato signal berdi deb ayibladi. Xitay Amerikaning Tayvan bo'g'ozidan ikki yetakchi boshqarilgan bomba qo'g'ilg'ichi paroxodini o'tkazish orqali Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan bo'lguvchilarga xato signal berganligini e'lon qildi.
Xitoy davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Chen yozim bayonot e'lon qilib, Amerika dengiz armiyasiga tabi Arleigh Burke tipliq boshqarilgan bomba qo'g'ilg'ichi paroxoti USS John S. McCain va USS Curtis Wilburning Tayvan bo'g'ozidan o'tishi ustida to'xtaldi. Bayonotchi Wu bu ishga qarata kuch ko'rsatish va ig'vogarchilik deb baho berdi. Bayonotchi Wu Amerika paroxotlarining bu harakati Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan bo'lg'unchilarga xato signal berdi. Tayvan bo'g'izi rayonining tinchligi va muqimligini og'ir darajada xavfga ittirdi. Biz bu harakatga qat'iy qarshi turamiz dedi. Amerika dengiz armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda paroxotlarning xalqaro qonunga uyg'un shaklda Tayvan bo'g'izidan qarallik o'tishni ishga oshirganligi bildirildi. Xitoy rejimi bir Xitoy prinsipini ilgari surib, xalqaro jamiyatda Xitoyga faqat o'zining vakillik qildiganligini da'vo qilib kelmoqda. Hamda Tayvanning dunyo davlatlari bilan mustaqil diplomatik munosabat o'rnatishiga, shundaqla Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarda vakillik qilishiga qarshi chiqib kelmoqda. Yevropa ittifoqining Xitoy bilan imzolagan savdo kelishimi tanqidga uchradi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va majburiy amgakka selish jinoyatlari xalqarada bo'libmi, Yevropa davlatlarida kun tartibga kelayotgan bir paytda Yevropa ittifoqining Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishi o'z iqtisodiy manfaati uchun kishilik huquq prinsipidan voz kechdi deb tanqidga uchradi. Amerika ovozining 1-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Yevropa Xitoy ikki taraflik mablag' selish kelishimi Oqsaraydagi mushim davlat bexatarlik amaldori muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Matt Pottingerning qattiq tanqidiga uchirgan. U Yevropa ittifoqining iqtisodiy manfaati uchun prinsipal maydonida murassa qilganligini ayiblagan. Yevropa ittifoqining Amerikaning yangi hukumat almashish harpisida oldirib mablag' selish kelishimi imzolashi Amerikaning ikki partiya rahbarlari va hukumat amaldorlarini hayron qoldirgan. Bildirilishicha, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida hosil qilingan ikki taraflik mablag' selish kelishimi Yevropa ittifoqi mablag'ining Xitoy pul muomili mulozimati, yangi tok avtomobili, bulut hisoblash mulozimati va davolash kasbiga kirishidagi to'salg'ularni tozalab, Yevropa shirkatlarining Xitoy shirkatlari bilan texnomi adil raqobatlashishiga sharoit hozirlashgan. Kelishim degani Xitoy Yevropa ittifoqi shirkatlarini texniki o'tinib berishga majburlamaslik haqida va'da berishga majburlangan. Kishilik huquq masalasida Xitoy xalqaro amgakchilar tashkilotining majburiy amgakni cheklash to'g'risidagi asosiy ahdnomasini tasdiqlash uchun davomli tirishidiganligini bildirishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkiston va Tibetda keng ko'lamda ijro qilinayotgan majburiy amgak qilmishini e'tirof qilishni rad qilgan. Buningga asoslanganda Xitoyning majburiy amgakni cheklash va'dasi quruq gapdan boshqa narsa emas ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa parlamentining Xitoy vakillar o'miki boshlig'i Reinhard Butikofer seyshanba kechidagi bayonotida bu savdo kelishimi Yevropa ittifoqi sodir qilgan strategiyalik xatolik degan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan terror siyosati yuqori palliga chiqdi. Valkochisi gezdinin bir neçü gün burunqi xabirde Xitoyning resmi hüccet ve teşviqatlarda atalmış milletlerini birleştiriş deb atılıp kelayotgan medeniyet asimilasiyasi planini küçeyti vatqanlığı körüstüp ötilgen. Xabirde Xitoyning Sharq Turkistondagi nişanlıq hareketinin barğansiri çekidin eşi vatqanlığı, Sharq Turkistonda qurup çıkan lager əslahalarının 2. Dünya urushidan buyanqi başqa milletlerini tutqun qilishda en yuqori çeki yetkenliği körüstüp ötilgen. Egilnişe Xitoyning bu xil milletlerini mecburi asimilasiya qilish hareketi Xitoydan başqa millet rayonlarda barğansiri kengayishga ve küçüyishga başlagan. Xitoy Sharq Turkistonda davom qilayotgan mecburi asimilasiya hareketining bir qismi nupusning ko'payishini cheklash ve kontrol qilish uchun qurilgan bexatarlik aslahalariga yuqori texnikalik nazorat qilish sistemasiga tayangan. Xabarda 2016 yildan boshlab Xitoy doirlarining Sharq Turkistonda minglagan yangi saqchi punkti qurib Necce milyard dollarlık yukarı texnikilik közdüş üskünlerini ornatkallıqı Pütkül Şarkı Türkistan'da lager ve tutkun kılış əslahaları sistemisi kurulup Uyğurlarının faaliyetini misli görülmegen derecede nazarat kılgallıqı ve çekilgallıqı Ekvaldın haberdar bolgan akbarat oğrularının haberlerini bolsa Yalgan tokulma digen sözler bilen rad kılıp kelgallıqı kayıt kılıngan Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinqi mazgillarda yana Ichki Mong'oliyada Sharq Turkistonda yurgizgan terror siyosatini yurgizishga boshlagan bo'lib, Mong'ol tilini tadrijiy amaldan qoldirib, Xitoycha o'qitish materiallarini majburiy yo'lga qo'ygan.
Xitoyning plani yerlik mong'ol o'quvchilar va ota-onalarining noroziligini va munosabatlik maktablarining qarshiligini qo'zg'agan. Xitoy 2020-yil 9-oyining 1-kunidan boshlab ichki Mong'oliyada barliq boshlang'ich va o'rta maktablarda atalmish qo'sh til ma'rifini yo'l qo'ygan. Mong'ollarning urf-odatlari aks ettirilgan darsliklar darslik tizimligidan chiqarib etilgan. Bu Mong'ollarning o'z ona tiliga bo'lgan andisini kuchaytirgan. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mushoharda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilaktashlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.